Sizlere bu videoda tüp üzerinde ve mermer üzerinde mangal nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Tüpümüzü yakıyoruz. Ve mermerimizi üzerine koyuyoruz. Bu mermer ikilik mermer olsun. 2 santimlik. Ve granit olmasın arkadaşlar. Çünkü granitin içinde bazen bakır, demir benzeri şeyler oluyor. Onlar ısınmayla ete zarar verecek maddeleri geçirebiliyor. Yani Afyon, Muğla, Marmara hangisi olursa. Ben rastgele aldım gerçi ama mesela şu şekilde olan damarlarda olmasın. Bunlar birkaç şeyden sonra, mangaldan sonra bazen ilk seferde çatlama yapabiliyor. Nitekim ilk seferde hemen çatlamaya başladı mermer. Arkadaşlar ben tüm tavuk alıyorum. Sonra az bir zeytinyağı, tuz, kekik ve pul biber katıyorum. Mangallık şekilde ayırdıktan sonra tabii siz keyfinize göre kanat seven kanat yapabilir. Göğüs seven göğüs yapabilir. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Pişirmeye başladık sevgili arkadaşlar. Canınızı çektirdiyse özür dilerim. İsteyen herkesi Niğde'ye davet edebilirim arkadaşlar. Mangalın herhalde en güzel yanlarından birisi bu şekilde çevirmek arkadaşlar. Ama bunu tek sefer yapmayın. Birkaç sefer çevirin. Çift taraf güzel bir şekilde pişsin arkadaşlar. Bu şekilde yanına domates biber de ekleyebilirsiniz. İnşaatta daha büyük mermer parçası ve bol odun ateşi altında onunla pişiriyoruz. Birkaç sefer böyle çevirelim arkadaşlar. İki taraf yanmadan içi eşit şekilde pişsin mangalımızı. Bu şekilde yaptığımızda evimizin balkonunda hem odun kömürünün ateşi, dumanı
komşularımızı rahatsız etmez. Hem eti yakarak kanserojen madde ihva etmesini engeller. Çünkü mangal eti yaktığı zaman kanserojen madde üretiyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Evet, pişirme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Etlerimizi. İkinci tura devam ediyoruz arkadaşlar. İstediğiniz kadar bu şekilde pişirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun.